Bir cenazeyle devam edeceğiz. AK Parti Adana'daki gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Niğde'de şarampole devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş son yolculuğuna uğranıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenazeye katılıyor. Canlı olarak şu anda ekranlarınıza cenazeden görüntüler geliyor. Kocaeli'li olan Sude Naz Akkuş henüz 20 yaşındaydı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiydi. Ailesi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşıyordu. Ailenin iki çocuğundan biriydi Sude Naz. Evin önünde taziye çadırı kuruldu. Kartepe'de Gençlik Festivali'nin eğlence bölümleri iptal edildi. Cenaze namazı Kartepe İstasyon Mahallesi Park Camii'nde kılınıyor. Ve cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor. İstasyon mezarlığında defnedilecek cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığını söyledi. Gençler AK Parti Gençlik Festivali'nin yapıldığı Adana'dan Konya'ya dönüyorlardı. Otobüs Niğde'de ne yazık ki şarampole devrildi ve 3 kişi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bakanların da şu anda Sude Naz'a son vedada orada olduklarını söyleyelim. Bugün bir cenaze namazı daha var orada. Aynı şekilde Taliha Ustabaş isminde bir vatandaşın da cenaze namazı yine aynı camide kılınıyor. Cenazenizi kabul eylesin. Yüce Rabbim hepinizden razı olsun. Allah için salate, Resulullah Efendimiz için salavate, meyyite için duaya, uyun hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Aynı noktada Taliha Ustabaş isminde bir vatandaşın da cenaze namazının kılındığını söyleyelim. Şu anda camiden canlı yayında görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sonrasında da Sude Naz'a son vedanın gerçekleşeceğini söyleyelim. AK Parti'nin Adana'daki gençlik şöleninden dönen öğrencileri taşıyan otobüsün Niğde'de şarampole devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Sude Naz Akkuş son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, AK Parti'nin üst düzey isimlerinin de şu anda cenaze töreninde bir araya geldiklerini söyleyelim. Sude Naz Akkuş sadece 20 yaşındaydı. Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiydi. Ailesi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşıyordu. Ailenin iki çocuğundan biriydi Sude Naz. Evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Kartepe'de Gençlik Festivali'nin eğlence bölümlerinin de iptal edildiğini söyleyelim. Cenaze namazı kılınıyor, dualar ediliyor. AK Parti Gençlik Festivali'nin yapıldığı Adana'dan Konya'ya dönüyordu gençler. Otobüs Niğde'de şarampole devrildi. 3 kişi ne yazık ki bu kazada 3 genç hayatını kaybetti. 41 kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda cenaze töreninde. Bakanların da Milli Savunma Bakanı'nın da orada olduğunu görüyoruz. AK Parti'nin üst düzey isimlerinin de cenaze töreninde olduğunu söyleyelim. Sude Naz'a son görev gerçekleştiriliyor. Tabii bu arada aynı camide Taliha Ustabaş isminde bir vatandaşın da cenaze sıkılınıyor. Cenaze namazı var. Yine aynı camiden onun da cenazesinin kalkacağını söyleyelim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Merhume kardeşlerimizin ruhları için, bütün geçmişlerimizin ervahı için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, geride kalanların sabır ve selameti için, Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yapacak, izliyoruz. Saygıdeğer kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hanımefendiler, beyefendiler, şu anda gerek Taliha Hanım, gerek Sude kızımız
musalla taşında onları ebedi aleme, Hakk'a uğurluyoruz. Az önce hocam zaten sizden helalliklerinizi istedi. Allah sizlerden de razı olsun. Tabii Adana'da bizler akşam bütün gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Tabii ertesi sabah bu elim trafik kazasını duyduk. Rabbimden temennimiz odur ki inşallah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sude kızımız ve Taliye Hanım için Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyor. Taksiratlarını hasenata tebdil eylesin. Ailelerine biz başsağlığı diliyoruz. Tabii şuna her şeyden önce inanacağız. Estaizu billah, bismillah. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْغَفُورُ Rabbim buyuruyor ki ölümü de hayatı da biz sizleri imtihan için yarattık. Bunun yaşı yok. Her an ölüme hazır olacağız. Bizim için ölüm bir yok oluş değildir. Ölüm aslında Müslümanlar için bir tebliğ-i mekandır. Dünyadan ahirete irtihal. Ve gerek Taliye Hanım, gerek Sude kızımız için inşallah sevgili peygamberimizin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında buluşuruz. Bu duamızı yapıyoruz. Sabredeceğiz ve inşallah sevgililer sevgilisinin sancağı altında Rabbim bizleri haşru cem eylesin. Tabii bir diğer taraftan özellikle de Sude kızımızın olduğu otobüsteki şoförle ilgili yargı gerekenler neyse bunların takibini yapıyor, yapacak ve bizler de bunun takipçisi olacağız. Bunu takipsiz bırakamayız. Temennim odur ki inşallah şehitler safında bu üç yavrumuzu Rabbim Habibi'yle haşru cem eyler, sevgili peygamberimize komşu eyler. Çünkü onlar çok iyi niyetle böyle bir yolculuğa çıkmışlardı ve bu yolculuğun maalesef sonu tabii böyle gerçekleşti. Ben tekrar sizlerden dünyaya müteallik haklarınızın helal edilmesini istiyorum. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Gerek Taliye Hanım, gerek Sude kızımız için ruhlarına El-Fatiha.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da akşam gençlerimizle çok coşkulu, heyecan dolu bir akşam yaşadık. Ne yazık ki ertesi sabah böyle bir kaza haberini aldık dedi. Ölümün de hayatın da bizler için bir imtihan olduğunu söyledi. Ölümün yaşı olmadığını söyledi. Ve otobüs şoförüyle ilgili yargı sürecinin gereken neyse yapılacağını ve takibinde olduklarını belirtti. AK Parti'nin Adana'daki gençlik töreninden dönen, öğrencileri taşıyan otobüsün Niğde'de ne yazık ki şarampole devrilme sonucunda hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş son yolculuğuna uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu son yolculuğuna uğurlanırken Sudenaz'ı bu cümleleri kurdu. Cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Milli Savunma Bakanı'nın da olduğunu söyleyebiliriz ve AK Parti'nin üst düzey yöneticileri de yine törene katılıyor. Kocaeli'li olan Sudenaz Akkuş 20 yaşındaydı ve Konya Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisiydi. Ailesi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşıyordu. Ailenin iki çocuğundan biriydi. Evinin önünde de bir taziye çadırının kurulduğunu söyleyelim. Kartepe'de Sudenaz'ın hayatını kaybetmesiyle birlikte Gençlik Festivali'nin eğlence bölümlerinin tümüyle iptal edildiğini de söyleyelim. Cenaze töreninden görüntüler ekranlarınıza getirdik.